İyi akşamlar değerli izleyenler. ASTV ekranlarında yayınlanan platform programıyla karşınızdayız. Gündemin sıcak başlıklarını platform yorumcularıyla salı akşamı saatler 20.30'u gösterdiğinde yorumlamaya devam ediyoruz. Farklı partiler gözünden bir aynı platform içerisinde aslında Türkiye'nin gündeminin uluslararası boyuttaki başlıkları yorumlamaya devam ediyoruz diyelim. Bu akşamın ana maddelerini saymam gerekirse yorumcularımıza geçmeden önce biliyorsunuz ki sıcak gelişmelerden bir tanesi yeni kurulan Gelecek Partisi oldu. Bunun için liderlerin açıklamaları ve yorumları gelmeye başladı. Bunu farklı partiler gözünden bu akşam yorumlayacağız. Bugünün bir sıcak gelişmesi vardı. Biliyorsunuz ki 1. Küresel Dünya Mülteci Forumu gerçekleşti. Suriye'deki güvenli bölge, Türkiye'nin mültecilere bakış açısını tartışacağız bu akşam. Ve bir diğer başlığımızda bugün rakamı açıklanan, dile getirilen toplantıları devam edecek olan askeri ücret tartışmalarına da değineceğiz. Birçok başlığımız var platform içerisinde. Ben hemen yorumcularıma dönmek ve hoş geldiniz demek istiyorum. AK Partili Hayrettin Çakmak aramızda, hoş geldiniz efendim. Hoş MHP'li Arif Demirören'e de hoş geldiniz diyoruz ve İyi Parti kanadından da Hasan Toktaş bizimle beraber. Bu akşam mazereti dolayısıyla CHP'li Gürhan Akdoğan aramızda bulunamayacak diye de buradan paylaşalım. Bu akşamın özeli için bunu da vurgulayalım. Yanımıza hoş geldiniz. Evet, ilk başlığım dedim ki sıcak başlıklardan bir tanesi, iç siyaseti ilgilendiren başlıklardan bir tanesi Gelecek Partisi. Biliyorsunuz ki Türkiye'nin siyasi haritası içerisinde, bu konjektür içerisinde yeni parti çalışmalarının başlayacağını konuşuyorduk. Bu bağlamda aslında yüksek sesle konuşulmaya başlanan partilerden bir tanesi tam anlamıyla kuruldu diyebiliriz. İsmi de çok net bir şekilde Gelecek Partisi olarak koyuldu. İlk yorumlarla başlayalım. Hasan Bey, sizden başlamak istiyorum. Nasıl bir giriş yapalım? Efendim, ben öncelikle bugün ölümünün yıl dönümüdür. Doğu Türkistan'ın lideri İsa Yusuf Alptekin'i rahmetle anmak istiyorum. 24. ölüm yıl dönümü münasebetiyle. Bu vesileyle de Doğu Türkistan'da yaşanılan, şu an itibariyle uzunca yıllardır da devam eden ama özellikle son yıllarda ciddi anlamda artan Çin zulmünü de buradan lanetlemek istiyorum. Ülkemizi idare eden yönetenlere de orada Doğu Türkistan'da zulüm altında olan soydaş ve dindaşlarımıza daha fazla sahip çıkmalarını buradan özellikle hatırlatmak istiyorum. Bir de Hayrettin abiye ben teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Geçen hafta programa başlarken Orhaneli'de Şetat Madencilik'te 40'ın üzerinde işçi kardeşimizin işten çıkarılmasıyla ilgili bir hassasiyeti ortaya koymuştuk. Evet. Ve bu 40'ın üzerindeki işçi arkadaşımız, 48 işçi arkadaşımız da yüz kızartıcı suçlar kapsamına alınan iş kanununun 25/2 nolu maddesinin 29. bendine göre veya koduna göre işten çıkarılmışlardı. Onu hatırlatmıştık. Şetat Madencilik de bu konudaki hassasiyeti görmüş olacak ki dün 54 işçiyi daha çıkardı. Yani aynı maddeden dün Orhaneli gibi bir ilçemizde, ki bu tip sektörlerin, bu tip iş kollarının Orhaneli gibi dağ ilçelerimizde çok ciddi anlamda önemi var. Malum Orhaneli mesela 2000 yılında 30 bin nüfusu olan Orhaneli'nin şu anda nüfusu 20 binin altına düşmüş durumda, 19 bin civarında. Yaklaşık 100 kişiyi bir de haksız bir şekilde, yani yüz kızartıcı, tam kapsamlı yani bilmiyorum. Zamanında sözleşmeli mi çalışıyor acaba, sürekli mi? Sigortalı, sürekli çalıştıklarını biliyorum ben. Yani yüzü aşkın işçi Orhaneli gibi 19 bin küsur nüfuslu bir yerde. Bir de yani nüfusun 19 bin olmasının aslında çok belki de önemi yok. İsterse 1 milyon nüfusu olsun ama buradaki işçiler haksız bir şekilde yüz kızartıcı suç kapsamına alınarak, yani ne işsizlik maaşı alabiliyor ne işe girebilecekler. Bu yönüyle de ben tekrar yapıldığını söylemiştiniz geçen hafta. Tabii ben bunu tekrar hatırlatmak istiyorum burada. Yani Hayrettin abi diyebilir ya ne yapalım ama bu Bursa'nın, Orhaneli'nin bir sorunu. Yok, ben oradaki yani belediye başkanlığı da yetkilileri de bu konuda ciddi anlamda şimdi adamların göreve davet ediyorum. Yani bu çok önemli bir sorun Sayın Başkanım. Değil canım, Türkiye'de mahkemeler var.
Bakanlık mutlak haklarını arayacaklardır ama ısrarla aynı kurum, aynı şey üzerinden işçiyi ya onu yapabilirsin mağdur sen. Ediyor. Önemli yani. Değil. Sen onu yaparsın da senin karşına müfettiş çıkar. Müfettiş raporu i̇şte, senin elindeki kanıtlar var mı? Ben o konuda biraz şey yapılmasının hassasiyetiniz var. Hassasiyet bu konuyla gösterilmesinin oran elde yaşayan o işçi kardeşlerimiz açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Evet, bunu yani not düşelim. Şahsınızı suçlayacak bir durum yok. Hayır ama canım zaten oradaki burası bir şimdi orada çadır çalışan devleti insanlar değil. Yani orada çalışan insanların şu parti bir parti olduğuna da bakılmaz. Çalışan işçidir. Tabii. Alın terini orada harcayan birisidir. İşten atılmasında haklı gerekçe var mı yok mu? Tabii. Bunlara mahkemeler karar verir. Toplu olarak yani üst düzeltici suç kapsamına alınması, o bahsi geçen maddeden şey yapılması da çok... Nedir yani bu yüz kısaltıcı suç hangi olayı söylüyorlar? Yani iş yavaş şimdi bunlar 4 aydır maaş alamıyor başkan. Maaş alamadıkları için firmaya diyorlar ki hiç olmazsa bir aylık maaşımızı verin. Ev kiramızı ödeyemiyoruz, çocuğumuza harçlık veremiyoruz. Bir işi yavaşlatmaya zannediyorum gidiyorlar. O ilk 4 Aralık'ta atılan ilk parti 48 işçi zamanında. Onun devamı niteliğinde firmada bunları iş akitlerini bu şeyden dolayı son başlıkta tekrar konuşalım. Çünkü asgari ücreti konuşacağız ve işçilerin durumunu da konuşacağız aslında. Hem işveren hem de işçi kanadında neler olacak? Bu konuya tekrar orada not düşelim. Ben bunu özellikle hatırlatarak teşekkür ediyoruz. Girdim. Ama ilk başlığımız Gelecek Partisi. Nasıl bir giriş yaparsın? Yani Gelecek Partisi Türkiye'de kurulmuş olan yeni bir parti. Parti kurucusu kamuoyunun yakından tanımış olduğu. Evet. AK Parti hükümetlerinin Dışişleri Bakanlığı'nı uzunca yıllar yapmış olan, ki şahsen Dışişleri Bakanlığı'nı tasvip etmediğim, işte Başbakanlığı'nı yapmış olan Sayın Ahmet Davutoğlu ve arkadaşları tarafından kuruldu. Tabii ilk etapta baktığımızda AK Parti içerisinden Bursa'da da bildiğimiz isimler var. Belli isimler var. Başarılı olur mu olmaz mı ona millet karar verecek. Yani biz... bölücü olmadığı müddetçe her siyasi partimize başarılar dilemek gibi üzerimize düşen bir şey var. O milletin verecek olduğu bir karardı. Ama AK Parti'de 2002 yılında temel söylemde bu zaten. 2002 yılında kurulurken AK Parti'nin ortaya koymuş olduğu yani seçimlere girerken daha doğrusu 2002'den önce 2001'de kuruldu. Ortaya koymuş olduğu irade, beyanname, taahhütlere bugün kendilerinin uymadığını ya da bunu kendilerinin sündürdüğünü, işte yolsuzlukla, yoksullukla, yasaklarla mücadele edeceğiz, 3Y ile mücadele edeceğiz diyen AK Parti'nin bugün o günden daha yasaklı bir dönemi yaşıyoruz. Yolsuzlukların o gün aratmayacak, hatta daha ileri adımlarla kurumsallaştığını görüyoruz. Dolayısıyla şimdi mesela 28 Şubat sürecinde hepimiz hatırlarız. Türkiye'de bir başörtüsü sorunu vardı. Bununla ilgili her cuma günü Türkiye'de insanlarımız toplanır ve eylem yapabilirdi. Özellikle İstanbul Üniversitesi'nin önünde yapılan eylem sembolleşmişti. Ben o dönem İnegöl'de siyaset yapıyordum. İnegöl'de işte İnegöl İmam Hatip'in önünde falan, Kız İmam Hatip'in önünde çeşitli eylemlere biz de iştirak etmiştik. Çünkü bu bir sorundu Türkiye açısından. 28 Şubat gibi ceberrut bir dönemde bu millet meydana inip derdini anlatabilir iken bugünün Türkiye'sinde sokağa çıkmanız oldukça sıkıntılı. Yani hemen bir kulp takılabilir, FETÖ'cü olabilirsiniz, başka bir şeyle yakıştırılabilirsiniz. Dolayısıyla Türkiye bugün o günleri aratacak düzeyde yasakların olduğu bir Türkiye haline geldi. İnsanlarımız korkutuldu, ürkütüldü. Tabii şu denebilir. Ya ne var hani kim kime ne yapıyor gibi şeyler de söylenebilir ama Türkiye o günleri arar hale geldi. Böyle bir ihtiyaçtan doğduğunu mu söylüyorsunuz aslında? Mutlaka yeni parti içerisinde temel söylemleri, kendi söylemleri olur. Biz kurulurkenki topluma vermiş olduğumuz taahhütleri biz yerine getiremedik. Onun için bu şekilde ve
yeniden parlamenter sisteme dönüş diyor AK Parti içerisinden çıkanlar. Çünkü sistemin tıkandığını onlar da görüyor zannediyorum. Bir sistem eleştirisi de olduğunu söyleyebiliriz diyorsunuz Gelecek Partisi'nin kurulma amaçları arasında. Etkenlerden bir tanesi olacağını düşünüyorum. Bunu da söyleyelim. Hemen Halit'in Çakmağı'na dönüş yapmak istiyorum. Evet. Yine aynı sorunuyla ve aynı başlıkla aslında. Evet, Gelecek Partisi kuruldu ve Bursalı isimler de var bunların arasında. Özellikle şu başlıklar atıldığı sıklıkla Gelecek Partisi'nin geleceği ne olacak? Nasıl bir değerlendirme yapacaksınız bizim için? Şimdi ben bu arkadaşlarla beraber siyaset yaptım. Beraber siyaset yaptığımız arkadaşlar bunlar. Evet. Yani bahsettiğiniz Ahmet Davutoğlu siyasette benden sonradır, çok sonradır. Ben siyasette çok daha benim yanımda şeydir. Nedeniz? Toy kalan birisidir. Yani siyaseti benden çok sonra. Ben 26 yaşında siyasi partiler Türkiye'de kurulduğu zaman 1983'te o zaman başlamışım ben siyasette. Bunlar o zaman da, onlar da üniversitede devam ediyorlardı. Yaşı da benden küçüktür Ahmet Bey. Şimdi bahsettiğimiz arkadaşların hemen hemen hepsi geçen seçimde bizden ya aday oldu. Evet. Yani aday oldular. Veyahut da geldiler kampanyalarda bizimle beraber bir fiil çalıştılar. Tayyip Bey de partiyi kurduğu zaman bir önceki seçimde aday veya adaydı Refah Partisi içerisinde veya Fazilet Partisi'nde. Orada, yani bu ölçü değil bana göre. Orada işte parti kapandı. Şimdi ben anlatayım. Şimdi ben işin içerisine giriyorum. Yok, onu anlıyorum. O dediklerinize katılmakla beraber şunu ifade etmem gerekiyor. Yani Abdullah Gül, Abdülhatif Şener, Bülent Arınç, Tayyip Erdoğan gibi isimler yeni parti kurduklarında o gün çıkıp mevcut Fazilet Partisi'nden birisi şunu diyebilirdi. Ya siz geçen seçim bizim partiden adaydınız. Niye bu partiyi kurdunuz? Diyebilirdi yani. O manada. Şimdi orada söyleyeyim. Fazilet Partisi kapandı. Yeni bir parti kuruluyordu. Orada yollar ayrıldı. Bu farklı. Yok, kapanmamış olay, olsa da ayrılma süreci başlamıştı zaten. Hayır değil. Yani ayrılma düzeni başlamamıştı çünkü parti içerisinde rekabet vardı. Aday çıkmışlardı. Abdullah Gül aday çıkartmışlardı. Ben onu yaşayan insanım. Ben şu oraları oy kullanmış insanım. Bana ya benim partimi anlatma şimdi. Şöyle bu arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Buyurun. Kuruluş ilkelerimizden ayrıldık şunu bunu derken ya sen şurada 6 ay önce benden aday oluyorsun. Kuruluş için ayrıldıysan bu 6 aydan sonra mı ayrıldın? Şimdi bu dillendiriliyor. Şu anda bunlar söyleniyor bu arkadaşlara. Şöyle bir ifade de kullanılıyor. Ahmet Davutoğlu ve böyle hitap ettiği alan biraz daha radikal, biraz daha muhafazakar kesim hitap ediyor. Ali Babacan, Abdullah Gül biraz daha farklı, daha liberal. Gerekirse sol görüşlü insanları da mesela bizim partide 2007 seçimlerine beraber milletvekili olduk. Ertuğrul Günay bu tip arkadaşlar gelmişti bizimle beraber milletvekili olmuşlardı. Birkaç tane arkadaş vardı bu şekilde. Yani bu tip insanları da alma yanlısı. İki, Ahmet Davutoğlu daha çok kavgacı, böyle sert, mizaçla konuşuyor. Fakat Ali Babacan öyle değil. Ali Babacan da çok daha yumuşak ifadeler kullanıyor. Birisi iyi polisi oynuyor, birisi kötü polisi oynuyor. Bunlar tartışmalar. Yani benim görüşüm değil bu. Yani şu anda kamuoyunda yapılan tartışmalar. Yarın bunlar birleşebilirler de. İlle de birleşmeleri bir tek çatı altında bir parti olarak olmaz. İşte bir ittifak içerisinde birleşirler. Birleştikleri zaman da şudur sonuç. AK Parti'den, daha doğrusu işte Cumhur İttifakı'ndan ne kadar oy çalabiliriz? Çalarsak çıkartacağımız bir birliktelik olursa muhalefette bir çatı adayı çıkartırız. Çatı adayla da Recep Tayyip Erdoğan'dan biz bu şeyi alırız. Yönetimi alırız. Hesap şekli bu da dillendiriliyor. Bu iddialar da gündeme getiriliyor. Mesela geçen dönemde Sayın Meral Akşener karşı çıktı. Karşı çıkmasa idi. Abdullah Gül çatı adayıydı. Abdullah Gül'ün çatı adayı vardı. Hatta geçen Avrupa'da bir toplantıda Veli Ağbaba CHP'linin bir ifadesi var. Birisi soruyor, diyor ki siz Abdullah Gül aday gösterdiniz diyor. O da diyor ki o bizim adayımız değil dedi. Onu bize HDP getirdi. HDP'nin isteği üzerine biz onu aday yapmaya çalıştık dedi. Bizleri önermiş değildik onu. Şimdi bu tip siyaset mühendislikleri yapılıyor. Bu siyaset mühendislikleri içerisinde bunlar var. Şimdi ben Ahmet Davutoğlu Bey istifa ederken genel merkezde yaptığı bir konuşma var. Çok ömrüm bundan sonra işte Tayyip Erdoğan vefayla geçecektir. Bu tip bir konuşması var. Evet. İşte benim ailem, onun ailesi, onun ailesi benim ailemdir. Hiç kimseye laf söyletmem aileler üzerinde. İstanbul'da seçim kaybedildi.
hemen ailelere laf edilmeye başlandı. Bu şekilde konuşmalar başladı. Şimdi burada... Bu adamları hırsız yerine koydunuz. Nasıl? Dolandırıcı yerine koydular. İstanbul seçimlerinden bahsediyorum. O şimdi olan bir olay. Şimdi diyorsun... Kendi başbakanlığı, kendi cumhurbaşkanlığı, kendi maliye bakanlığı, ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısını... Şehir Üniversitesi'nin arsasını Şehir iç Üniversitesi etmekle... Şehir Üniversitesi'yle ilgili... Bak şimdi Cumhurbaşkanı o konuda açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı'nın açıklaması var. Benim de desteğim var. Bu şekilde bu yapılması benim de desteğim var. Fakat o bedelsiz arsanın tamamen onların mülkiyetine geçmesi noktasında haberim yok. FETÖ'nün birçok üniversitesine de o tip arsaları zaten iktidar döneminizde... Hayır, oldu. Hiçbirisine verilmiş değil. Oldu tahsis, bak şimdi tahsis ayrıdır. Tahsis edersin. Ben biliyorum, ben harita mühendisiyim. Tahsis edersin. Bu konuda gayrimenkulün çok iyi bilirim de. Başkanım, mesela belediyenin arsası, göstermelik bedellerle FETÖ'nün onları ben çıkarabilirim size. Yani Bursa'dan da çıkarırım, birçok yerlerine çıkarırım. Hayır, şimdi, mülkiyet... Ben sana tahsisten mülkiyet. Bahsediyorum. Tamam, tahsis ardından satış diyorsunuz. Tamam, o FETÖ'nünkilerin hepsini geri aldık mı? Konduk mu tepelerini? Konduk. İşte şimdi Şehir Üniversitesi'ni konuyor devlet. Tamam. Şimdi de Simit Sarayı'nı aldınız işte. Şimdi Konarsu Tepesi'ni. Simit Sarayı'nı aldınız. 500 milyon dolar adam dolandırdı şeyi. Şimdi, Ziraat Bankası'nı, özel bankaları. Simit Sarayı'nı ortak oldunuz. Bahsettiğiniz Şehir Üniversitesi'nin arsasının değeri 70 milyon dolar adamın attığı kazık 500 milyon dolar. Ya o kimsenin... Yani 50 milyon dolar yatırım yapacak diye tank palet fabrikasını... Katarlılara, Katarlılara verin. Sen tank paleti konuşuyorsan. Şimdi 500 milyon dolardan iç ediyor, simitçilik yapacak devlet. Abi bak şimdi bak. Yani sen hala tank geldi. Paleti burada tartışıyorsan. Tabii ki tartışıyorsun. Olaylardan bir habersin o zaman. Çok haberim şey var. Bir akşam izlediniz mi şeyleri? Çok haberim var. Bayraktar izlediniz mi? Ya tank. Habertürk'te. İzleyemedim. Şimdi bak arkadaşım, tank paleti 10 senede bak orada ilk kez yapılmıyor. İhale yapılıyor. Koç grubu alıyor. Tank üretilecek orada. Çünkü orada palet, tamir yapılıyor, palet yapılıyor orada. Tank yapacağız orada. 10 senede 1 milyar dolar harcıyor Türkiye Cumhuriyeti Devleti. 10 senede Koç grubu yapabildi, sadece bir prototiptir. Prototip. Tekrar ihale gidiyor. Tekrar Koç grubu giriyor. Bir iki tane giriyor. Bir de bu alan firma giriyor. Bu alan firmada kalıyor. İhale yoluyla mı veriliyor yoksa... Hayır, ihale var. Bunu böyle dememiştiniz ilk defa. Ya, bir yani. Buçuk yılda... Hayır, ihale yoluyla verildi ilk defa söylüyorsunuz. Bir buçuk yılda tankın yapılması gerekiyor. O zaman konuşuluyor. Bu dediğiniz tank palet fabrikası mı ihale ediyor yoksa BMC mi ihale ediyor? 700 milyon lira para harcaması lazım. Başladı adam. Sakarya'da şeye başlıyordu. Fabrika yapmaya başlıyorlardı. 700 milyon dolar bir para harcamalar gerekiyor. Bunun üzerine... Bu teklif yapıldı. Gelin burayı kiralayın o zaman dediler. Bütün oradaki şeyler hepsi devletin kontrolünde tamam, sadece. Burası ihale edilmedi. Ben onu söylüyorum Sayın Başkan. Tank palet fabrikasının ihalesi söz konusu değil. Nerede? Ya işte konu? Orası kiralandı diyorum sana. Tamam, işte. ihale diye bir şey anlatayım. Şu ilk turdaki aslında... O başlığı bitirelim. Dilerseniz bir kısa parantez açarız. Tabii, bu başlığı. Olur mu? Şimdi, tamam. Sorabilirsiniz sorularınızı. Tank palet de konu havada kalmasın. Dün akşam Habertürk'ü programlı basın mensuplarıyla birlikte firmanın yönetim kurulu başkanı Bayraktar konuktu. Bizzat tepeden sonuna kadar izledim. Hangi Bayraktar bu? Bayraktar değil, şey. Neydi BMC'nin o? BMC'nin sahibi. O Bayraktar değil ya şey. Neydi onun adı? O ya. Sancaktar. Pardon, Bayraktar diyorum. Anladım. Ethem Sancak. Ethem Sancaktar. Evet. Sancaktar. Tüm Bayraktar olunca o da Sancaktar kafiye oluyor. Sancak. Ethem Sancaktar BMC Yönetim Kurulu Başkanı olarak Tank Palet Fabrikası'nın sürecini şimdiye kadar özellikle sessiz kaldığını, sessiz kalmasının sebeplerinin artık boyutunu aştığını, dolayısıyla ne sorarsanız buyurun söyleyelim boyutunda, ben de tepeden sonuna kadar dinledim. Tepeden tırnağından vereyim. Hiç de öyle kamuoyunda anlatıldığı gibi değil. Tank palet fabrikasının şu anda tamamıyla yönetimi Savunma Bakanlığı'nda. Kesinlikle. Oraya her bir giren BMC'den bir yetkili dahi, bir görevli dahi Savunma Bakanlığı'nın sorumluluğu haricinde sinek dahi uçması mümkün değil. Buna mutabık kaldırır. Hatta orada Habertürk'ün belki reklam gibi olacak ama söylemek zorundayım.
güvenlik uzmanı Mete Bey de vardı galiba. O da buna benzer sorular soruyor. Katarlılarla ilgili konu BMC'de Katarlılar ortaklar. BMC'nin alındığı tarihte BMC Katar'dan finans arayışında oluyorlar. BMC'ye ortaklar. Dolayısıyla tank palet fabrikasının yönetiminde sadece bir kişi Katarlı imza tahsisi var. Dolayısıyla Katar kimse yok orada. Niye imza tahsisi var başkanım? İmza tahsisi. Nasıl? Yani Katarlı Bor, niye? Ya, BMC şirketinde. Şirketinde kendi şirketi olduğu için. Ya ben senin BMC'nin kendi şirketi şöyle. %51'i benim, %49 seni almışım. Yani böyle ortak olur zaten yani dediğiniz başka türlü olmaz ki. Yani hayır, şimdi bakın ya orada yanlış bilgi var. Hayır hayır öyle değil. Yani %50'si Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin demiştik daha önceden. Geriye kalan %50'si de %25'i Katarların, %25'i de sancakların gibi kamuoyuna bilgilenmiştik. Biz de bunları paylaşmıştık. Öyle de değil. Sadece Katarlar BMC'nin alınmasından sonraki sermaye artırımında finans desteği alınıyor. BMC olarak alınıyor. Tank palet fabrikasının Sancaktar grubu olarak girdikleri için kendi iç finansında... Tamam başkanım, yani Katarlı sonuçta buraya ortak olmuş olmuyor mu? Olmuyor. Niye? Değil işte. Kesinlikle Katarlıların orada hiçbir dahili... Dahili yoksa niye imza ettiği kişi var? Kesinlikle yok ama haftaya tekrar var, bir dinlersen sevinirim. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi'nden ve İyi Parti'den galiba konuşmacılar da katılacaklar. Muhtemelen önümüzdeki hafta siyasi bir konuşma olur. En önemli yanı da şu. Bence ya diyor, ya diyor, bize burayı, bize burayı vermesi sebebi o dediğiniz Koç grubu zamanında bir prototip yapılıyor. O prototipin içinde bir de Alman motoru söz konusu ve 2500 galiba beygirlik tanka göre 2500, yoksa bizim planımız 2300 beygir falan tarzında değil yani. 600 beygirlik motor yapılmış, şu anda 2000 beygirlik motora doğru geçiş yapıyorlar ve onu yapmak zorunda %100 yerli ve milli motor yapılıyor. 36 bin parçadan tank oluşturuyor ve şu anda fırtına obüsleri orada yapılmıyor. Daha önce benim burada ifade ettiğim bir bilgim var, anlatayım dediğimde tank palet fabrikasının içinde bir teknoloji muhakkak var, bir oda naha muhakkak var ama bir tank üretme kabiliyeti asla yoktur. Şimdi diyor ki grup, ya diyor bana buranın tank yapmam üzere %100 yerli ve milli Altay tankını imal etmem üzere sözleşmemiz var diyor. Bu sözleşmenin içinde 36 bin parçadan oluşacak olan bu tank imalatının 5 de bileşeni var. Bu bileşenlerden bir tanesi bizim Aselsan. Ve bu Aselsan %40-45'ini zaten elektronik olarak tamamlıyor. Evet. Geriye kalan o 4 bileşenin de ayrı ayrı Türk firmaları olarak işte Konya'da bir bölümü yapıyor. Diğer, yani sonuçta burada bir tank yapmakla ilgili görevlendirildik biz diyor. Evet. Bu görev içinde eğer verilen tank adetlerini zamanına kadar yapmazsak cezai sorumluluğumuz da var. Bir anda Savunma Bakanlığı her şeyi lağ etme imkanına sahip, sözleşmeler tamamıyla ona göre. Eğer tankı da zamanında yetiştirmezsek kayba biz uğruyoruz. Niye? Orada konuşan şu vardı. Sayın Kılıçdaroğlu'nun 50 milyon doları ben de bulurum. Ya meselenin 50 milyon dolar olmadığını, hatta üzülerek şunu söyleyeyim, gazeteci orada, bazı gazetelerin ismini vermeyeyim şimdi, cevap hakları doğrusu da aslında olabilir. Toparlarsak çünkü başlığımız çok farklı yazıyor. Biz başka bir şey konuşuyoruz. Her toplantıda çünkü görüşmemizde bu gündeme geliyor. Ve şunu söylüyorlar. Ya diyorlar size %10 kar verilmedi mi? Ya bu kadar imalattan uzak, bu kadar kalitesiz sorularla sorulabilir mi? Şahıs diyor ki benim burada bir tankı imal etmem için rastgele söylüyorum. İşte 150 milyon liraya mal ediyorum bir tankı. Örnek diyorum ben bunu. Tam rakam olarak söylemiyorum. Bu 150 milyonun ben eğer bunu 15 milyonluk kar alacaksam 135 milyonu finanse etmek zorundayım diyor. Bu finans 50 milyon meselesi değil. Bu fabrikanın tamamını tank üretebilecek hale getirip ve bunun finansını sağlayıp üretten sonra devletime teslim edeceğim, izin de verse satacağım diyor. Bu kadar. Bu. Burada yani bir parantez açmış olduk. Ne çok teşekkür ediyorum. Ne fabrikanın yerine götürülüşü var. Ne o var ne bu var. Arif Bey size daha çok teşekkür ediyorum. Daha da anlattım. Gelelim şimdi. Evet. Uzun konuştum belki Ethem ama. Ethem Zancar'ı çok güzel anlattınız. Şöyle söyleyeceğim. Ben de ikna oldum.
açık ve net olarak söyleyeyim. Onur da duydum, gurur da duydum. Yok. İkna da oldum yani. İzleyin yani doğru bilgi alın yani. Şey olursun. Şimdi lütfen izleyin yani. Doğru bilgiye Ethem Sancak'tan niye alıyoruz da devlet açıklamıyor, Cumhurbaşkanı veya yetkili açıklamıyor. Devlet açıklıyor canım. Kendi milletvekili, Bir dakika, sözleşmede açık diyor. Bir dakika ama. Sözleşmede ilan edildi mi? Siyasi partilerimizin, muhalefet eden siyasi partilerimizin bir eksi daha. Koca koca insanları var, her türlü yere uzanan elleri var. Açık ve net bir şekilde Savunma Bakanlığı'nın sitesinde bunun sözleşmesi her bir kalemine kadar var. Evet. Buyurun açsın. Şöyle bakalım. Yapalım dilerseniz. Başkanım kamuoyunda var diyor mu? Bir şey söylemem lazım. Yani biz burada konuşuyoruz. Kamuoyu oluşturursan. Sonra, bakın bir şey, efendim, bir şey söylemem yani. Lazım. Olumsuz manada. Bu tank yapılmasın. Bir şey söyle. Olur mu öyle şey? Ama işte ona gitti. Ne münasebet? Ona gitti. Tank ne münasebet gitti. Tank yapılmasın? Bunu kim söyledi? Ama bugün yapıldı ortaya çıkıyor işte. Yanlış oldu ortaya çıkıyor. Savunma Bakanlığı'nın sevgili başkanım. Sitesinde bu sözleşmeler var oldu. Ve herkesin bunu alıp inceleyebileceğini söylüyor. Sevgili başkanım. O tarihte var. Ben tank palet fabrikasının satışının doğru ya da yanlış olduğuyla ilgili bende oluşan kanaatin temeli. Yanlış yönlendirme. Milliyetçi Hareket Partisi Bursa Milletvekili Sayın Hidayet Vahapoğlu'nun o zaman ama siz aynı yere geliyorsunuz. Millet Meclisi, sizin Sayın Milletvekili'ne yapmış olduğu konuşma metnini okuduğumda kendisi de köken olarak tekrardan devam geldi mi? Bilen bir insan tekrardan devam geldi mi? Genel başkanımızdan bir açıklama geldi mi? Git tekrar soralım. O günden sonra ikinci bir açıklama yapıldı mı? İkinci bir görüşme yapıldı mı? Bilgilere ulaşıldı. Ulaştıktan sonra da İşte ama bu bilgilere dediğinizde elektronik olan tamamı bizim ASELSAN'da üretiliyor. Sevgili başkanım şunu ifade etmek istiyorum. Yani bu bilgilere Sayın Milletvekili dahi ulaşma noktasında o ilk başta Koç grubunda girdiği zaman Alman motoru zorunlu olarak konuluyor. Çünkü o günkü o güçlere sahip tek motor Alman motoru. Bugün de Almanya o motoru vermediği için veya o günde vermediği için o tank imal edilemiyor. Şimdi biz İşte bu maksat ve murat da bu motorun imalatını yapıp 36 bin parçasıyla tüm elektronik sistemleriyle kendi özel teşebbüsümüzle Milli Savunma Bakanlığımızın denetiminde ve kendi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Topbakan'daki fabrikasında 6 ay tankımız 1500 adet üretilecek. Bu kadar. Yapanlar 1500 tane üretilsin. İnşallah. Şimdi ben Hayrettin Bey'in devam etmesini istiyorum. Çünkü Gelecek Partisi'ni sordum. Çok başka bir başlığa gittik. Bu başlığı tekrar açalım dilerseniz ama ben sizin yorumlarınızı merak ediyorum. Bunları Gelecek Partisi ile ilgili olarak. Yok. Katılıyorum efendim. Şöyle ona bir başlık açalım mutlaka dilerseniz. Sorduğunuz soruda çok haklısınız. Evet anlatalım, söyleyelim ama ben tam yorumlarınızı alamadım dediğiniz gibi. Çünkü AK Parti kanadından bunun yorumlanmasını istiyorum bu akşam burada özellikle. Gelecek Partisi'nin. Evet Gelecek Partisi'nin aslında bir giriş yaptınız. Birçok örnek de verdiniz. Bundan sonraki süreç içerisinde aslında partinin devamlılığını sorduğumda da bana koalisyonlar şeklinde dediğiniz gibi bir güç birliği şeklinde devam edebileceğini söylediniz. Nasıl toparlarsınız efendim? Şimdi birisinin mesela Ali Babacan'ın işte iyi polis şeyinde sert polis, yani kötü polis demeyelim de sert yanlılığını gösterir. Bunların ikisi sonuçta müşteriyi çekecekler. Yani ya bu tarafa gideceksin ya bu tarafa gideceksin. Bunlar böyle birbirleriyle şey gözükse bile, birbirine zıddı görülse bile aynı platform içerisinde birleşebilirler. Yani bir koalisyon yapısı içerisinde, olabilir. İttifak içerisinde olurlar. Hesap şudur, Recep Tayyip Erdoğan'a kaybettirmektir. Böyle amaç bir, bu diyorsunuz. Yani böyle bu bir, bağlamda. Bu tartışılıyor şimdi. Bunlar tartışılan tamam. Konular. AK Parti cephesinden çok fazla yorum yapılmıyor bu noktada. Onlar AK Parti'ye vursunlar, önemli değil ama AK Parti çok fazla bunların üzerine gitmiyor. Çok fazla yorum yapmıyor. Deminki olay zaten şeydi. Şehir Üniversitesi noktasında zannediyorum. Daha ne kadar üzerine gidecekti ki başkanım? Abdullah Gül Sayın Cumhurbaşkanı'nı aramış. Sen istersen bu işi bir yol bulur halledersin falan filan nasıl halledilecek dedi. Yani o zaman devletin parasını bir yerler harcayacağız gibi işte konuşmuş. Yani tartışmalar böyle. Bunun haricinde AK Parti cephesi çok fazla olayın üzerine gitmiyor. Gitmemesi de normaldi, doğrudur. Çünkü bunlar konuştular. Konuştukça onlar konuşmalarına cevap verebilir ama şu cevabı ben de verebiliyorum. Yani eğer bu parti bu kadar sıkıntılıydıysa, kuruluş ilkelerine saptıysa, ya kuruluş ilkelerine bir kere Ahmet Davutoğlu yok zaten. Ya Ahmet Davutoğlu partinin kuruluş ilkelerinde yok. Malezya'da mı nerede? Hocaydı yani. O daha sonra alındı, getirildi. Sayın Abdullah Gül getirtti onu. Yani siyaseti kazandıran Abdullah Gül. O çağırttı onu, getirtti onu. Geldi de danışman olarak aldı onu. Ondan sonra ben kabine, meclisteydim. O zaman kabine dışından bunu işte Dışişleri Bakanı yaptı. Daha sonra başbakan oldu. Üç tane de hükümet kurdu yani bu süreç içerisinde. Fakat
O dönem içerisinde ben şunu hatırlıyorum. Başkanlık sistemiyle ilgili parti programında ben bizzat kendim kalem alacağım demiş idi. Şimdi parlamenter sisteme geri dönüşü söylemeye başladı. Zaten Abla Gül'ün de şeysi, Abla Gül ve Ali Babacan, onların da görüşü aynı. Yani ben burada konuşurken böyle şey kaba olmasın. Yani Sayın Abla Gül Cumhurbaşkanımızdı. Sayın Gül, Sayın Babacan. Böyle çok hızlı konuşmaya başladık. Onun için bazı şeyleri unutuyoruz. Baştan söylemiş olayım. Yani bir kasıtla konuşmuyorum ben. Onların görüşleri de şudur. Parlamenter sistemi düşünüyorlar. Hatta mesela benim görüşüm değil ama bu okuduğum yazılarda yazarların görüşlerine bakıyorum. Onların yaptıkları ifadelere bakıyorum. Söyledikleri şu, İngiliz esintisi, İngiltere'den esinti, o parlamenter sisteminin esinti. Yani bunların kafa yapısında var. Yani beynin arkasındaki yapı odur. Bu sistem onların kabul ettiği bir sistem değil. Daha doğrusu kabullenebildiği bir sistem değil. Mesela biz AK Parti içerisinde de, AK Parti destekleyen de bir sürü insan şunu söylüyor. Sistem daha yeni uygulamaya sokuldu. Ağırlıkları, aksaklıkları nelerse bunlar giderilebilir. Giderilmez diye bir şey yok. Bunlar tartışılır, edilir, bunlar halledilir. Ama demokrasinin beşiği, uygulaması baktığınız zaman İngiltere'dir. Çünkü bir krallıktır orası. Sonra baktığınız zaman bir monarşi vardır orada, kraliçe vardır. Ama mesela başbakan olacak kişi gidiyor, diz çöküyor kraliçenin önüne. Oradan işte yetkiyi alıyor, hükümet kurma yetkisini gidiyor. Mesela bunlar hala o ritüeller devam ediyor ama baktığınız zaman İngiltere sonuçta ne diyoruz? İşte semboliktir. Ama onaylamadığı zaman onaylamıyor. O yetki var. Onaylamadım derse onaylamaz. Ama baktığınız zaman 1807'den beri de bir sıkıntı olmamış. Yani hiçbir uyumsuzluk olmamış. Bugüne kadar gelmişler. Ama bu İngiltere'ye bakıyorsun, bak son dönemde kaç tane başbakan değiştirdi. İstikrarsı bir yapı oluştu İngiltere'de. Habire başbakan değişiyor. Şimdi İngiltere'nin yapısı gibi bizim yapımız yok tabii. Biz onlar kadar güçlü bir yapımız yok. Bu adamlar, yani bu devlet üzerine güneş batmayan imparatorluğu. 20 civarında bir devleti işgal etmemişler bugüne kadar dünyada. Yani tamam bir sürü devlet kurulmuş ama işgal etmiş de bir tarafını. Ondan sonra bölük pörçük olmuş. O ayrı ama bütün dünyanın her tarafında devlet işgal etmiştir. Böyle bir İngiltere var. Çünkü bu İngiltere bizim gibi iki yumrukla şey yapmaz. Hakem saymaz ona. Niye? O daha çok daha güçlü bir yapısı var. Atom silahı var, şu su var, bu su var. Böyle bir yapısı var. Şimdi o İngiltere'de sık sık hükümet değişiklikleri oldu. Mesela şeyden çıkarken Brexit dediler işte Avrupa Birliği'nden çıkacak. Avrupa ülkeleriyle de bir sıkıntı yaşamaya başladı. Böyle bir yapısı var. Biz şunu iddia ediyoruz. Türkiye istikrarı yakalama noktasında çok sıkıntı çekti. Yani şey söyledik mesela İtalya bu işi çözmeye çalıştı. 63 yılda, 69 yılda 63 tane hükümet kurdu İtalya. İtalya'ya baktığın zaman tarih olarak İtalya'nın tarihi hiçbirisine benzemez. Yani Batı Roma'nın merkezidir burası. Papalık oradadır. Ama bakıyorsun İngiltere'si, Fransa'sı, Almanya'sı almış yürümüş İtalyanların yanında değil. Niye? Hiçbir zaman istikrar yakalayamıyor. Bu istikrarsı da öteki ülkelerde yok. Öteki ülkelerde bir istikrar yakalanmış. İşte Fransa yaşadı bunu. 70 yılda 104 tane hükümet kurunca tuttu başkanlık sistemine geçti. Yerli başkanlık dedi şunu yaptı. Geçti yani sıkıntısını atlattı. Şimdi biz de bu sıkıntılardan dolayı yoksa durup dururken niye biz başkanlık sistemi isteyeceğiz ki? Yani biz ne için isteyelim bunu? Ama dedi ki şu istikrarı yakalayalım. İstikrar yakalandığı zaman Türkiye bir şeyler yapar. Ha bu daha bir senelik sistem. Şu birkaç sene uygularsın bakarsın şurada arkadaş kessin herkes ikna olur. Mesela bugün şey bir revizasyona ihtiyaç var mı tartışması ya var. Ya mutlaka ikna olur. Herkes de karar verir. Yani tamam bu şurayı değiştirelim de şunu değiştirelim de. Şimdi şu anda Türkiye'de mesela ben 2011 yılında İstanbul Sözleşmesi onaylandı. Şimdi İstanbul Sözleşmesi ile ilgili AK Parti'nin içerisinden bir sürü insan da İstanbul Sözleşmesi'ni kritik etmeye başladı. Şurası yanlıştır, şurası doğrudur. Uygulamada şu sıkıntılar çıkıyor. Şunlar oluyor, bunlar oluyor vesaire. Bunlar tartışmaya başladı. Ha şimdi eleştiri de alıyor bu tartışmalar özellikle. Alırsın. Yani. Dersin ki arkadaş tamam bunun şu noktasını düzeltmemiz lazım. Ve bu düzeltir düzeltemez değil. Yani yaşadığımız bir ülke demokratik bir ülkedir. Böyle bir ülkede yaşıyorsun. Mesela şimdi Hasan Bey söyledi.
28 Şubat'ta bugünü mukayese etti. Yasakları masakları koydu ama bu ülkede 104 milyar dolarını götüren gezi olayları oldu. 28 Şubat hesabını yapsa kurşuna dizerlerdi. Adamlar çıktı açıklama yaptı. Gerekirse dedi silah kullanırız dediler. Adamı kurşuna dizerlerdi. Yani Türkiye demokratleşme ve hukuk seviyesinin yüksek noktasında 28 Şubat'tan çok daha farklı noktalardadır. Şimdi o dediğimiz yasak şu. Ben örneğini somut sosyal, olarak somut bak, olarak verdim. Sosyal medya yaygınlaştı şu anda. Türkiye hızla polis devletine doğru gidiyor. Parti devletine doğru bak, gidiyor. Bak şimdi ben sana söyleyeyim. Bunu görmeniz lazım başkanım. Türkiye ya o parti devletine gidiyorsa milletin temel sıkıntısı ben da budur bu ülkedeyim. Zaten. Ben bu ülkede yaşıyorum. Evet. O sıkıntı sana kadar olduk ama bana kadar da olur. Ben ona inkar etmem. Varsa böyle bir şey ama şu var. Sosyal medya çoğaldı. Arttı. Herkesin elinde sosyal medya. Şimdi birçok insan şunu diyor işte. Şunu yapmakta korkuyorum. Ya kalkar da Cumhurbaşkanı'na çirkin çirkin küfürler yaparsan polis seni geri alır. Yani bunun ötesi birisi yok. Yani bir yasalar var. Sevgili başkanım, olay... Cumhurbaşkanı Türkiye'de yeni Tayyip Erdoğan değil. Bugüne kadar bir sürü Cumhurbaşkanımız muhteremler oldu. Bu muhteremlere de bir sürü hakaret edenler oldu, karikatür çizenler oldu, şarkı uyduranlar oldu. Bak karikatür yani, çizenleri... Başkanım geçenlerde arabada bir şey söyleyeyim. Arabada gidiyoruz. Siz de bilirsiniz aslında. Ozan Arif'in rahmetlinin bir türküsü var. Davulcuyla ilgili. O türküyü şimdi yapın. Damatla ilgili. Yedi ceddiniz cezaevinden çıkamaz ya. Hiçbir şey ya bu olmaz. Bak şimdi. O türküyü bir dinleyin. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Yani Türkiye'nin demokratik olarak geldiği nokta, Türkiye'nin demokratik vallahi olarak gelmiş olduğu nokta. Savunmak için söylemiyorum ama demediğin kalmadı zaten her şeyi söylüyorsun ya. Hasan Başkan. Ben yani, hakaret etmiyorum. Bak savunmak adına söylemiyorum. Ben hakaret eğer, etmiyorum. Bak hakaretten bahsetmiyorum. Hakaret etmiyorum. Hakaret demedim ama. Yani zaten kimse hakaret etmez. Yani bu benim yaptıklarım yapılamaz ya işler midir? Her programda savunmak adına söylemiyorum. Bu A kişi olabilir, B kişi olabilir, C kişi olabilir. Ya demediğini eleştirme manasında bırakmadın Sevgili ama başkanım, hep konuşuyoruz. Damat şimdi Berat'ın beceriksiz olduğunu söylemek yine, bu ülkede suçtan sayılacaksa. Tam paleti bitirdik, oraya da bitireceğiz inşallah. Yani, şimdi Gelecek Partisi'nde kalmıştık. Evet buyurun. Ya şimdi yok ederiz. Hukuk sistemiyle ilgili şimdi hiç kıyas götürmez ya. Her gün hukukta yeni yeni meraleler atıyorsun. Ben şimdi Türkiye bir dijital dünya daha doğrusu bir dijital sisteme geçiyor. Hatta yani yapılan tartışmalar da yeni bir dünya kuruluyor. Dünya formatlanıyor. Dijital bir dünya oluşuyor. Kesinlikle. O blockchain dedikleri olay çok farklı bir olay. Mesela bilmiyorum seyirci anlasın diye söyleyeyim ben burada. Yani blockchain dediğin şöyle. Ben işte Türkiye'de evleniyorum. İşte evlendiğin zaman Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında işte benim bir şeyim çıkar, evlilik cüzdanım çıkar. Türkiye Cumhuriyeti'nde evli gözükürüm ben. Bu kaydı blockchain'e yaptığın zaman dünyanın her tarafına gözükeceksin sen artık. Çünkü binlerce bilgisayara kayıt olacak ve bir de oradan bir bilgiyi silmek %51 silme ile olur. %51 bilgisayar. Yani böyle bir kayıt sistemi. Dünya bir dijitalleşiyor. Şimdi Türkiye'de bu yapı böyle biraz da çirkef çocukların böyle basit işte bu bilgisiz, kültürsüz çocukların yaptığı şeyler var. Sosyal medyada. Herkesin elinde telefon var. Çok çirkin ya küfürlü mü? Yani ben burada tarifini yapamayacağım. Şimdi mesela birisi Cumhurbaşkanı ile ilgili çok çirkin bir şey karikatür almış onun içeri. Bir ay bırakmış onu. Bir ay sonra çıkartmış onu. Yani muhakemede de hadi bakalım salmışlar dışarı. Aslında fakat, demek istediğiniz normalde yapacağı bu eleştirileri sosyal medyada yapıyor. O mecradan olduğu için de bu şekilde bu gerekçe gösteriliyor. Ya şunu söylüyor şimdi mesela adam. Ben diyor bir şeyi diyor sosyal medyada beğenmekten korkuyorum. Tamam. Peki İstanbul Belediye Başkanı geldi. Oradaki AK Partilileri sürgün ederken niye yapıyor? Sosyal medyada sen şunu yaptın, sen şunu yaptın. O da aynı şeyi yapıyor. Şimdi şu mesele o değil. Mesele o dijital yapı içerisinde ne yaparsa delil. Ben bir şey anlatayım buraya. Bir siyasi, benim de tanıdığım birisi. Çok da sevdiğim, Trabzon'un bir arkadaşım böyle. Esnaf. Bir siyasiye, şimdi ismini vermeyeyim oraya. Facebook üzerinden yazı yazıyor. Bilmem şunu satan yarın karısını da satar. Böyle bir hakaret ediyor.
Ya mahkeme verirler beni. Verirler tabii. Sen niye tutamıyorsun kendini demiş. Sen kendini niye tutamıyorsun? Niye sahip olamıyorsun kendini? Ya resmen delil verdin adamın eline ya. Facebook'ta yazıyorsun. Bir başka arkadaş. Şerefsiz kelimesini kullanmış. Adamı tabii o siyasi kişi mahkemeye vermiş bunu. Ya diyor ben diyor falan zamanlar diyor bana diyor işte. Abi ben onu arabanla gezdirdim hatırlıyorsun diyor. Espri de yapardık ona. Dedim ki mahkemede. Şerefsiz de hakkını vermiyor. Mahkemede tabii. Mahkemede de ki biz birbirimize böyle lan lun diye böyle tabii. Hakaret değil de böyle konuşurduk diye. Ya yok böyle bir şey ama şimdi böyle bir ortam hukuksuzluk değil. Yani hiçbir şey, kimseye kanunsuz hiçbir şey yapılamaz. Evet. Herkes için geçerli bir şey yorumlar. Avrupa Sosyal İnsan Medya'da. Hakları Mahkemesi'ni bak onu kabul etmişiz. O mahkeme senin hukuk sisteminin önündedir. Onun hı-hı. verdiği kararlara. Uymak zorundasın. Bunu kabul etmişiz. Buraya girmişiz bir. İki, çok fazla şey yapıyorduk. Herkes oraya dava açıyordu. Davalarda gecikiyordu bir. Cevapları gecikiyordu. Mesela 5 sene sonra şey geliyor sonra Türkiye'ye ceza geliyor. Tazminat cezası geliyor. Bunları önlemek için Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkını verdik. Anayasa Mahkemesi. Oradan da bir süreç. Tabii Türkiye biraz da şey ödemekten kurtuldu mesela. Anayasa Mahkemesi bazı şeyleri kaldırıyor. Ceza veriyor. İptal ediyor. Şunu yapıyor. Bunu yapıyor. Şimdi Türkiye hukuk sistemi olarak çok daha iyi noktalara da gidiyor. Bunlara da gitmemiz gerekiyor. Gidiyoruz. Demin o tank palette bir şey vardı. Onu söyleyeyim mi? Basit bir şey. Not çok olarak söylüyorum. Çok kısa rica edeceğim onu. Fiyat olarak mesela bu tip olaylarda serbest piyasa oluşmaz. Silah sanayinde serbest piyasa oluşmuyor. Serbest piyasa ancak yurt dışında diğer ülkelerin aynı ölçüdeki tanklarıyla serbest piyasa oluşuyor. Yurt dışında pek oluşmaz bu. Oluşmadığı için de devlet burada şehir kendisini korumak zorundadır. Kendisini garanti almak zorundadır. 1,5 sene içerisinde bir savaş değil. Bunun ötesi böylesi yok arkadaş. Yani biz şu işte şeyleri yaptık, İHA'ları, SİHA'ları yaptık, şu drone'ları yaptık. Şimdi mesela yani savunma sanayi için çalışmalar. Bunlarla bir şeyler yapabiliyoruz, kendimizi koruyabiliyoruz. Bunlar da yapmamız gerekiyor. Evet. Yani ben o noktada... olması gerektiğini vurguluyorsunuz. Harika çok iyi olayı anlattı. Ben de seyrettim televizyonda. Artık ikinci bir televizyon programını burada yapmayalım diye ben söylüyorum. Evet. Şimdi ben diğer siyasi partiler, mesela arkadaşların hoşuna gider. AK Parti'nin kopmaları belki hoşuna gider ama Türkiye siyaseti için istikrar şarttır. Kim gelirse gelsin istikrarlı şekilde gelsin. Evet, bunu da not düşeydim. Hemen Arif Bey'e dönmek istiyorum aynı başlıkla ilgili olarak. Bugün MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de bir yazılı açıklaması oldu bu konuyla alakalı özellikle. Bir gereklilikten doğmamıştır dedi bu parti için. Nasıl yorumlarsınız hem Gelecek Partisi'ni hem de Bahçeli'nin yorumunu? Bir iktidar partisi biz zaman zaman geçmişte konuştuğumuzda kahvenin kavrulmasına benzetirdik. Kahve kavrulduktan sonra bayatlama sürecine girer. Kavrulduğu günden itibaren bayatlamaya başlar. İktidar böyle bir şeydir. İktidar olduğunuz günden itibaren her geçen gün sizin için olumsuzluğa doğru gider. Bu genel tabiatına vardır iktidar olmanın. Bizim ülkemizde böyledir, diğer ülkelerde böyledir. Şimdi burada bir AK Parti'nin yaklaşık 18 yıla yakın ülkemizde bir iktidar süreci var. Tabii ki bu iktidar sürecinde bir yıpranmışlık var. Bu yıpranmışlığa içerideki küskünlüklere, beklentilerin değişmesine cevap olacak bir siyasi gündeme gelebilir. Ancak şimdi öyle bir siyaset içinde bir parti kurulur ki bu kurulan partinin kurucuları bu soruların muhatabı olmayacak. Hangi soruların muhatabı olmayacak? Şikayetlerin muhatabı olmayacak. Yani bugün sizin cevap vermek için siyasi olarak kurduğunuz siyasi parti o gün muhatabında tepesinde olduğunuz siyasi partiydi. Elinizi konu tutan yoktu, yapaydınız o zaman bugünkü şikayetlerinizi. Zaten iktidarın en büyük kayıplarından bir tanesi şudur. Şikayet edildikten sonra yapılan çözüm hükümsüzdür. Kıymetsizdir yani. Kıymetsizdir. Niye? Biz bu imalatla ilgili servis manasında bir araştırma yapmıştık. Araştırmada en hızlı şekilde satış sonrası hizmet demiştik. 24 kişiye anında ulaşıldı. 24'ünün de sorunu giderildi. O anket manasında saha testi yapıldı ve buna rağmen sorun en kısa zaman içinde çözülmüş olmasına rağmen ancak onun 8'i müşteri olarak kaldı.
geriye kalan 16 sizden uzaklaşıyor. Yani bir şeyden şikayet ettikten sonra onu çözüme ulaştırdıysanız onun kıymeti kalmıyor. Şimdi siz şikayetler üzerine geleceksiniz. Geldikten sonra da ne söylenirse söylensin sizin şikayet etmeye hakkınız yoktur. O zaman niye kurdunuz bu siyasi partiyi? Yani amacınız ne? Şimdi amaç bir taraftan deniliyor ki AK Parti'de oluşacak küskünlükleri toplasın. Küskünleri. Bir taraftan deniliyor ki Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'ye kaçacak olan oyları tek eline alsın. Ve sonra Tayyip Bey'le dönüp Cumhurbaşkanı'na ittifak yapsın. Ya bunların hepsi hikaye. Ne var biliyor musunuz? Bu siyaset öyle bir alışkanlık ki. Bu siyasetin içinde birileri öyle bir şuraya oturduğu zaman terk etmeyecek kadar seviyor ki. Gözünü öyle bir karalar bürüyor ki. Tek şunu terk etmeyeyim de yola çıktım yol arkadaşımı dönüp karşılıklı ağzıma gelen her şeyi söyleyeyim. En ahlaki seviyelerin sınırlarını zorlayıncaya kadar dün kol kola girip de gittiğin insanla dönüp ahlaki zemini zorlar derecesine cevaplar vereyim. Ya neyseniz daha ne olacaksınız? Genel başkan dediniz genel başkan oldunuz. Başbakan dediniz başbakan oldunuz. Yani bir sistemle ilgili şimdi güya bir çıkış kapısı bulmaya çalışıyorlar. Fırının üzerine siz demir ekmek fırını yazınca içeriden çıkan demir yemiyorsunuz ki. Ya onun fırının ekmeği. İçeriden fırından çıkan ekmek sıcak mıdır, lezzetli midir, normlara uygun mudur, sağlığa elverişli midir ona bakın siz. Tutturdular şimdi parlamenter sistemi, başkanı sistemi. Ya halk mutlu mu değil mi? Sen boşver sistemin ismini. Mutlu değil işte mesele bu. Evet sistem şimdi sistem denediğiniz zaman. Sıkıntı burada Türkiye mutluluk endeksinde yemiyor. Yani dün mutlu muydu? Eğer dün daha mutluydu. Dün mutlu olsaydı ben her zaman için şunu söylemezdim. Gayri safi milli mutluluktaki payımız yerlere sürünüyor. Bunu geçmişte söyledik, bugün de söylüyoruz. Söylemeye devam ediyoruz. Yasaklar diyoruz. Zeki Alasya'yla Metin Akpınar'ın yasaklar tiyatrosu o gün de vardı. Bugün maalesef yok. Levent Kırca o gün de vardı. Siyaset bugün yapamıyorlar işte ancak, başkanım. Bugün yapabilen bir tane sanatçı yok. Yapamıyorlar. Şu var sanatçımız kalmadı. Bugün, sanatçı yetişmiyor. Bugün yapabiliyordular. Keşke yetişse sanatçı bugün yapamıyorlar. Yetişiyor. Bakın o Metin Akpınar'ı sanatçı yetişse de o Metin şu benim söyleyemediğim mahkemeye şu benim söyleyemediğimi şey keşke söylese. Dese ki bir sanatçı çıksa bunu da bir tiyatro haline getirse. Dese ki Sayın Davutoğlu Megri'de sen neredeydin? Bir. Rus uçağı düşürdüğü zaman sen neredeydin? İki. Tayyip Bey neredeydi? Oraya geleceğim. Direkt sorumlulardı için oraya geleceğim. PKK'lılara, YPG'lilere yol verdiğinizde, lahmacunlar gönderdiği zaman neredeydiniz? 3. Ya o kadar böyle suç ağzınıza unsuru... Ağzınıza sağlık başkanım. Evet çok o kadar çok suç unsuru var ki. O suç unsurlarında size karşı ya genel başkandın ya başbakandın sıfır sorun dedin. Ve bununla ilgili derin strateji kitabını yazdın. Komşularımıza yok sorun dedin. Başımıza getirdin Suriye'nin bataklığının içine sokan Sayın Davutoğlu'nun ta kendisidir yani. Bugün hangi hakla geleceksiniz de... Yani buradaki mesuliyeti ona yükleyip burayı temize mi çıkarıyorsunuz? Hayır öyle bir şey mi yok? Hayır. Yalnız bir şey söyleyeceğim. İktidarın başı Tayyip Erdoğan. Temize çıkarma mevzusu değil. Bakın başkanım, burada aslan gibi konuşuyor. Bak aslan başkan. Erdoğan. Hiç sağdan soldan Tayyip Erdoğan mevzusu, Ahmet Davutoğlu mevzusu değil. İşte ben de onu diyorum. Hayır mevzunu AK Parti'dir yani. Aslen şu var. Bu işin sorumlusu AK Parti. Şu FETÖ'nün siyasi ayağı çıkarılsın. O zaman FETÖ'nün siyasi ayağı çıkarıldığı zaman. Başkanım kutluyorum sizi. Şu anda kimse herkes korkuyor konuşmaya. Bunu da korkuyor işte. Kutluyorum sizi. Korkulan nokta eğer korkuyorsa. FETÖ'nün siyasi. Bak müsaade misin ama. FETÖ'nün siyasi ayağı çıkardığı zaman birisi çıksın aslan gibi desin ki sen o gün Rus uçağının düşürmesinde neye dayanarak yaptın sessiz kaldın? PYD ile YPG ile KCK ile orada geçiş verdiği zaman neye dayandın? Çözüm sürecinde neye dayandın? Hangi organizmalarda hareket ettin? Sen kimdin? Desin bir soru. Başkanım Süleyman Şahı. Korku varsa bu da korku. Başkanım. Bak bir şey diyeyim mi? Bizim buyurun. Ülkemizde insanlar aslan gibi çıksınlar korkmadan konuşacaklarsa bu konuyu kıvırmadan konuşsunlar. Konuşsunlar. Eğer burada kıvıracaksa. Evet, ben burada konuşacakları evet, göreve davet ediyorum. Savcıları göreve davet ediyorum. Yarın öbür gün çıkıp da sen niye kalkıp da bu ülkenin Cumhurbaşkanı Amerika ile konuşurken arkasından paralel bir şekilde kalkıp tekrar radyo olmak istiyorsun. Kimsin sen ya? Diyen yok. Halen çıkmışlar onun bir payı bak şu koltuk adına alkışlayanlar var. Bursa'dan var, oradan var, buradan var. Hı hı. Ya kimdir? Elini tutan mı vardı? Ve Sayın Genel Başkanımızın bugün bir şey söylediği bir şey de var. Kiralık milletvekillikleri de farklı bir şey. Teşekkür ederim. O zaman bir kiralık reklam arası verelim ve milletvekili bir şey, dediğiniz bir şey gibi bu başlıkta. Ben söyleyeyim mi? Sen şimdi mesela söylüyorsun. Tayyip Erdoğan da şimdi o dediğin parlamenter sistemde Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanıydı o zaman.
Cumhurbaşkanı, Ahmet Davutoğlu Başbakan. Sevgili Başkanım, bu dediğiniz başbakanı seçim kazanmış olduğu halde bir saatte istifa ettiren kim? Parlamenter sistemi. Ya Tayyip Erdoğan'ın kendisi ya. Bir dakika şimdi. Bir dakika. Aa, gücün olur ayrı bir şey ama parlamenter tamam sistemi. Tamam o gücün yönetim var ise. Bir dakika yönetim kimin sevgili elinde? Sevgili başkanım o gücünüz var ise Sayın Cumhurbaşkanı onun yapacağı iş ve işlemlerde ya müdahale kardeş, olmuyor mu? Başbakan değil mi bu adam? Başbakan. Bu adam başbakan. Evet. O da parlamenter. Her şeye karışamazsın ki sen. Hesap sorsunlar o zaman. Tamam her şeye karışamazsın. Hesap tamam. Sorsunlar. Sordular hesabı aldılar görevini. Hadi bakalım istifa ettirdiler. İstifa ettirdiler. Garibana cezaevi. Bunlar istifa et istifa ile oluyor. Böyle bir şey yok başkan. Bahsettiğiniz konular FETÖ deniyor. Dikkat edin. Evet. Uçak düşürme. FETÖ bağlantısı kuruluyor. Bunlarda suç unsuru varsa gariban öğretmeni at cezaevine FETÖ'den. Bu istifa ettirdik. Ya ne alakası şu? Çok alakası var. Yani onun bağlantısı. Bağlamam mı? Tabii yani tabii öğretmen ya, ne alakası var? Evet bağlayacağım başkanım. Neyi bağlayacağız yani? Ne yapacağız burada? Neyi anlatacağız? Ya şimdi bu adam başbakan. Rus uçağı düştü. Şimdi ben şundan inanmıyorum. Yani kim Ahmet, Rus uçağı düştüğünde Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklaması var mı yok mu? Yok. Hiçbir şey demedi mi? Hiç yorum yapmadı. Hayır. Her şeyi konuşan Tayyip Erdoğan o konuda bir yorum yapmadı. Başbakan açın bakalım ne yorum yapmış. Başbakan açıklama yaptı o konuda. Tamam Cumhurbaşkanı'na sorulduğunda hiçbir şey demedi. Kaç kez bak şimdi Putin'le oturdular konuştular tekrar konuştular. Yok kamuoyuna bir açıklaması olmadı mı? Onu soruyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Rus uçağı düşürüldüğünde. Evet. Ki çok problemli ve incelenmesi gereken bir konudur. Düşürüldüğünde tamam. Onun bir açıklaması olmadı mı? Onu var. Var ama Ahmet Davutoğlu ilk önce çıktı şu açıklamayı yaptı mı? Ben düşürttüm. Evet. Kabadayıca. Evet. Kabadayıca. Şimdi burada bir ikilik olmaz. Cumhurbaşkanı daha ayağa geri basan hareketleri yaptı. Bekledi. Şimdi şunu da söyleyeyim bak orada hakkını yemeyeyim. Ahmet Davutoğlu düşürten pilotun o yani ateş eden pilotun da FETÖ'cü olduğunu bilmiyordur. Bildiğini zannetmiyorum. Yani onu koruma amaçlı yapmamıştır. Ben de düşünmüyorum. Öyle. Yani düşünmüyorum onu. Yani o kadar da kötü niyeti düşünmem. Ama orada ne diyelim biz? Yani, oyuna geldiniz. Hayır şimdi şöyle. Oyuna geldiniz. Oluşmuş. Yıllardır ya, geldiğiniz bugün gibi. Bugün CHP'nin, pardon, CHP'nin hangi belediye başkanı? Uğurla. Oyuna gelen çok insan var. Ya. Geçen gün dedik bağışıklık sistemi yüksek olan siyasi partilerin elhamdülillah Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu konuda bağışıklık sistemi son derece yüksek olduğu için. Katılıyorum. Evet. Ama bir şey söylemem lazım Sayın Başkan. Onu alalım. Çok kısa bir reklam vereceğiz. Urla Belediye Başkanı şimdi. FETÖ'den atıldı. Değil mi? İstikbal grubu bir sürü malına el kondu. Cezaevine atıldı. Bir kısmı davaları devam ediyor. Vatandaşlar diyor ki ya bizi bu şeye götüren, bunlarla irtibat kurduran Özasek diyor. Diyor adamlar bunu. Mahkemede söylüyor. Diyorlar yani net bir şekilde ifade ediyorlar. Özaseki Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı, Urla Belediye Başkanı hadi tutukla. Yani siyasi ayak başka partilerden bak, sadece Davutoğlu'nun AK Parti içerisinde Pensilvanya ama şey şimdi şunu söylüyorsun. Yani, siyasetten uzak. Bizi oraya götüren diyor Pensilvanya'ya bizi o götürdü. Organize eden. Evet yani o götürdü bizi diyor. Evet. Şimdi hangi yılda götürdü? Yani 17-25 Aralık'tan sonra devlet öyle bir milat koymuş. 17-25 Aralık'tan önce yapmış olduğu fiillerden dolayı şu an cezaevinde yatan, memuriyetten atılan kaç kişi olduğunu bilmiyor musunuz? Ama başkanım? Devam etmiş 17-25. Hayır 17-25'ten önce sadece vatandaşın ilişkisi olmuş. Ya 1997'de adam Fethullah Gülen'e konuşma sırasında terliyor diye yelpaze sallayan adam memuriyetten attılar 25 sene önceki. Kaç sene? 25 sene önce. Bir televizyon görüntüsünde çıktı. Adam yelpaze sallıyor. Görevden attılar adamı. Yani şu var başkanım. Burada ben bu memlekete darbe girişiminde kim bulunmuşsa fiilen organize ediyorsa Kızılay Meydanı'nda ipe çekelim. Bu konuda şeyimiz yok. FETÖ'nün organizasyon işinde kim varsa Allah müstahakını versin. Bu konuda bir şeyimiz yok. Şimdi ama demem şu. Yani Arif abi çok isabetli bir şey söylüyor. Diyor ki siyasi ayak. Evet. Hı hı. Değil mi? Memur ayağı, işçi ayağı, o ayak, tamam. Bu ayak hepsini bulduk. AK siyasi Parti şunu söyledi ama bak. Siyasi ayak noktasında. Açıklamayı dinledin mi sen? AK Parti girişimde bulunamıyor. Niye? Doğrudan kendisi o ayak zaten. Bir dakika ya. Bir dakika. Bulunamıyor yani. Bugün açıklama yaptı. CHP kendi içerisinde bir FETÖ temizliği yapmadı. Biz dedi temizledik dedi. Biz dedi ilçe başkanı
pozisyonda olan, şu olan, bu olan hepsini bulduklarımızı hepsini temizledik. Peki bu irtibatlı olanlarla ilgili herhangi bir şey olmaz tabii. Şimdi irtibat, ilişki farklı bir olaydır. Fakat devam, delillerle, devamı zanla, kuvveti şüpheli. Değerli yorumcular, çok kısa bir reklama gitmem gerekiyor. Yönetmenim beni uyarıyor. Devam edeceğim. Kısa bir ara, ardından buradayız.